علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. Aziz kardeşlerim, bacılarım, bir Kadir Hum Hakikatleri programı ile tekrar sizlerle bir aradayız. Bir önceki programda arz ettim ki Kadir Hum'dan sapma neticesinde, Kadir Hum'u inkar etme neticesinde Kadir Hum'dan sapanlar, Kadir Hum'u inkar edenler Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti gibi tih çölüne düştüler. Yani şaşkınlık çölüne düştüler. Ve bu şaşkınlık çölündeki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin şaşkınlık çölündeki yaşamı 40 sene devam etti. Çünkü Kur'an öyle haber veriyor. Maide 24, 25, 26. ayetlerde yetihune fil ardı erbeine sene. Kadir Hum'dan sapanlar da La ilahe illallah demelerine rağmen tih çölüne düştüler, ancak La ilahe illallah diyenlerden tih çölüne düşenlerin tih çölündeki yaşantısı 40 sene gibi kısa bir zaman sürmedi. Maalesef 14 asırdır devam etmektedir. Kadir Hum'da Peygamberimizin hutbesinden sonra daha oracıkta kulis yapıp tih çölüne düşmenin altyapısını oluşturanlar Peygamber Efendimizin vefatından hemen sonra tih çölüne düşmenin yolunu ve kapısını açtılar ve böylelikle kendileri gibi Kadir Hum'u inkar edenleri aldılar, götürdüler, sürüklediler, tih çölüne mahkum ettiler ve 14 asırdır bu şekilde devam ediyor. Müminler tih çölüne, ki bir önceki programın son bölümünde Buhari'den bir rivayet arz etmiştim. Berra İbni Azib diyordu, kardeş oğlu sen bilmezsin biz peygamberden sonra ne fitneler çıkardık. Bakın işte bu fitneler tih çölüne düşmenin bir neticesidir. O neticelerden bir tanesi, bakınız müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den hemen sonra sünnet değiştirildi. Sünnetin değiştirilmesi, ki arz ettim bir önceki programda 5 konuda darbe girişimi yapıldı. O darbe girişimlerinden bir tanesi Peygamberimizin sünnetine yönelikti. Ve bir önceki programda yine arz ettim, sahabe Berra diyor ki sen bilmezsin biz peygamberden sonra ne fitneler çıkardık. İşte o fitnelerden biri sünnetin değiştirilmesi. Bakın sünnetin değiştirildiğinin en açık belgesi Sahih-i Müslim'de var. Ki Kutub-u Sitte'nin, Sahah-ı Sitte'nin, Ehl-i Sünnet kardeşlerimize göre Kur'an'dan sonra dinin ve şeriatın temel altı kaynağının ikinci sırada gelen Müslim'de rivayet var. Yine altı kitaptan Tirmizi'de rivayet var sünnetin değiştirildiğine dair belge. Bakınız önce ben Müslim'deki rivayete arz edeyim. Sahih-i Müslim'de cilt 1 Kitabul İman sayfa 130, hadis numarası 232. Bakın hadis numarası 232. Müminler dikkat edin. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin bir hadisini naklediyor Müslim, diyor. Kale Resulullah, Peygamber Efendimiz buyurdu ki Bede'el İslamu gariben, İslam garip olarak başladı. Ve seya'udu kema bede'e gariben, garip olarak başladığı gibi tekrar garipliğe geri dönecek. Seya'udu yakın bir zamanda tekrar garipliğe geri dönecek. Fetuba lil gureba, ne mutlu gariplere. Müslim rivayeti buraya kadar nakledip bırakıyor. Ancak bu rivayetin devamı var. Ve ben anlamış değilim. Aslında anlamışım da programdan dolayı anlamış değilim diyorum. Ne yazık ki, maalesef ki Müslim bu rivayeti buraya kadar yazmış, noktalamış. Oysa bu rivayetin devamı var. Devamı var.
İşte Müslim bunları yaptığından dolayı, Buhari bunları yaptığından dolayı 6 kitap içerisinde bu ikisine sahih ünvanı verilmiş. Diğer 4 kitaba sünen ünvanı verilmiş. Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebi Davud, Sünen-i Nasai ve Sünen-i İbn-i Mace. Bunlar farklı konular. İnşallah parantez içinde arz edeyim ki bu ekranlarda, bu kameralar karşısında Hadi TV 3 kanalında inşallah 200 program, 250 program velayetname adı altında inşallah sohbetlerimiz olacak. Velayet etrafında, bu konular etrafında geniş geniş sohbetlerimiz olacak. O bölümlerde, o konularda, o sohbetlerde bunları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bakınız, Müslim rivayeti burada noktalamış ama aynı rivayet Tirmizi'de var. Bakın, Tirmizi'nin aldığı rivayete bakın. Tirmizi de bu rivayeti Sünen-i Tirmizi'nin cilt 5, 5. cildinde sayfa 18'de 13. babın, bakın 13. babın 18. sayfada مَا جَاءَ اَنَّ الْاِسْلَامَ بَدَأَ غَر۪يبًا وَسَيَعُودُ غَر۪يبًا İslam garip olarak başladı, tekrar garipliğe geri dönecek babında bakınız peygamberimizden ne naklediyor. Diyor ki innel islame bede'e gariben ve seyaudu gariben kema bede'e fetuba lil gurava. Tirmizi Müslüm'deki rivayeti olduğu gibi naklediyor, bırakıyor. Üst tarafta şimdi aynı rivayeti aşağıda da nakletmiş müminler. Bakın aşağıdaki rivayetin devamında diyor ki inne dine bede'e gariben. Yukarıdaki rivayette ne yazılmış kayıtta? İnnel İslam'a. Aşağıdaki rivayette diyor inne dine. Fark etmez. İkisi de aynı konu. Din İslam. İnne dine bede'e gariben. Din garip olarak başladı. Ve yerci'u gariben. Tekrar garipliğe geri dönecek. Fetuba lil gureba. Ne mutlu gariplere. Müslim bu noktada durdurmuş idi. Ne mutlu gariplere. Devamına bakın şimdi. Kimlerdir bu garipler? Peygamber Efendimiz ki buyuruyor İslam garip olarak başladı. Garipliğe geri dönecek. Gariplere ne mutlu. Kardeşlerim, bacılarım, İslam 3 kişiyle başlamadı mı? İslam başlarken 3 kişiyle yola çıkmadı mı? Mekke'nin etrafında, Mekke'nin içinde her kabileye ait bir put varken Mekke'nin yanı başında peygamberimizle namaz kılan bir üçüncü kişi var mıydı? Peygamberimizle namaz kılan üçüncü bir kişi. Hayır, iki kişi vardı. Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Ali aleyhisselam. İki kişi. Mekke'nin yanında üç kişiden başka namaz kılan yoktu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Ali aleyhisselam. Üç kişi. İslam bunlarla başladı. Peygamberimiz ki buyurur, اِنَّ الدِّينَ بَدَعَ غَر۪يبًا Din garip olarak başladı. Tekrar garipliğe geri dönecek. Ve buyuruyor ki ne mutlu gariplere. Kimlerdir bu garipler? Peygamberimiz açıklamasını yapıyor. Bakınız. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِهُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسِ مِنْ بَعْدِ Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Daha ne buyursun Peygamber Efendimiz? Buyuruyor ki benden sonra min ba'di benden sonra insanlardan sünneti bozacak olanlar olacak. Sünnetimi bozacaklar. Açıkça buyuruyor benden sonra sünnetimi bozacaklar. Kimdir bu garipler? اَلَّذ۪ينَ يُسْلِهُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ مِنْ سُنَّتِ Benden sonra sünnetimi bozacaklar, bozanlar olacak, garipler bozulmuş sünneti tasihih edecek olanlardır. Garipler bozulmuş sünneti, bozulan sünneti düzeltecek olanlardır. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِهُونَ ıslah edecek, tasihih edecek, düzeltecek olanlardır garipler. Neyi? Benden sonra sünneti bozanların, bozduğu sünneti düzeltecek olanlardır. Aziz kardeşlerim, bunu Tirmizi yazmış. Bakınız, Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den sonra
Allah Resulü açıkça buyuruyor. Benden sonra sünneti bozacaklar. Sorarım size. O gün Medine'nin çöllerinde, Mekke'nin çöllerinde deve çobanlığı yapanlar sünneti bozabilirler miydi? Onların öyle bir etkinliği olabilir miydi? O gün şehirlerden şehirlere develerle, merkeplerle, ticaret kervanlarında ticaret için gidip gelenler sünneti bozabilirler miydi? Bunların camia içinde, toplum içinde böyle bir rolü olabilir, böyle bir etkinliği olabilir miydi? Hayır. O gün sokakta yaşayan sıradan vatandaşların sünneti bozma gücü olabilir miydi? Hayır. Peki sünneti bozmaya kimin gücü yetebilirdi? Siyasette etkin olanlar, toplum içerisinde toplumu sevk ve idare etme noktasında hakimiyeti ve kontrolü ellerinde bulunup o günün bugünün tabiriyle saraya yaltaklanmak isteyen, saraylara yaranmak isteyen, efendim dünya metaına, dünya malına yaranmak isteyen alimler ve hatipleri de elleri altına, kontrolleri altına alarak toplumun sevk ve idaresini elinde tutanlardan başka kim sünneti bozabilirdi? Bunların dışında kimin böyle bir gücü olabilirdi? Ve Peygamber Efendimiz'den sonra bu güç kimlerin ellerindeydi? Oturun bir hesap edin. Oturun bir düşünün. Bu güç kimlerin elinde? Bu imkan kimlerin ellerindeydi? Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mı elindeydi? Hayır. Allah Resulü buyurmuş ve bunu Müslüm de yazmış, Tirmizi de yazmış. Benden sonra sünneti bozacaklar. İslam garipliğe dönecek. Sünnet bozuldu yani İslam bozuldu demek. Sünnet bozuldu yani Kur'an'ın tevili ve tefsiri bozuldu demek. Ve buyuruyor ki ne mutlu gariplere ki garipler bu bozulanları düzeltecek olanlardır. Bu tih çölüne düşmek değil de nedir? Sünneti bozanların baş tacı edilmesi, sünneti bozanlara, sünneti tasihih edenlerin sünneti bozanlar tarafından öldürülmesine radıyallahu anh demek, hazret demek, tih çölüne düşmek değil de nedir aziz kardeşlerim? Bakınız bir diğer belge arz edeyim. Sünnete karşı ilk temel, sünnete karşı sünneti tahrif etmeye, sünneti bozmaya, sünneti efendim hurafeleştirmeye yönelik ilk temel Hayber'de atıldı. Bakın Hayber'de atıldı. Ebi Davud bunu nakletmiş. Bakınız 6 kitaptan birisidir Sünen-i Ebi Davud. Sünnete karşı ilk darbe girişiminin temeli Hayber fethinde atıldı. Bu rivayeti Sünen-i Ebi Davud'dan arz etmeden önce şunu arz edeyim. Aziz kardeşlerim, dünyadaki savaşlara bakıyoruz. Dünyadaki savaşlarda savaşan taraflardan zafere ulaşan, zafere ulaştığı an, zafere ulaştığı saat, zafere ulaştığı gün askerini takdir mi eder? Askerini motive mi eder? Askerine teşekkür mü eder? Yoksa askerine kınayıcı açıklamalar mı yapar? Birincisini yapar, ikincisini yapmaz. Yoksa askerde farklı mesajlar mı verir? Birincisini yapar, ikincisini yapmaz. Askerini takdir eder, teşekkür eder, motive eder. Bakınız o gün İslam'a karşı savaşanların, Yahudilerin en büyük ve en sağlam kalesi, Hayber Kalesi fetholunmuş. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eliyle fetholunmuş. Kale fetholunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz fetihten sonra o günkü sahabeyi, yanında olanları, orada olanları, askeri, Müslüman askerlerini, Allah sizlerden razı olsun, büyük bir cihad ettiniz, mücadele ettiniz, sizlerin beşikteki makamınız, bu amelinizin karşılığı cennette şunlardır, bunlardır diye açıklamalar yapması gerekirken biz bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz geleceğe dair tehlikelere işaret buyuruyor. Demek ki Hayber Kalesi'nin içerisinde bir takım kulisler yapıldı. Neden? Çünkü kale öyle bir cümleyle fetholunmuştu ki Peygamber Efendimiz buyurmuştu. Günlerce kale fetholunmadığından dolayı falanca gitti, fethedemeden geri döndü, filanca gitti, fethedemeden geri döndü. Ve Peygamber Efendimiz buyurdu ki yarın bu sancağı öyle birisinin eline vereceğim ki
Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. O da Allah ve Resulünü sever. Ve Hazreti Ali'ye ertesi gün sancağı teslim etti. Kale Hazreti Ali aleyhisselam Ali ile fetholundu. O gün, bakın o gün, yarın öyle birisine bu sancağı, bu sözü duyanlardan bazıları orada hesap yapmaya başladılar. Ve bu hesapların neticesinde kendilerine yakın olanlarla kulis yapmaya başladılar. Peygamber Efendimiz bunlardan haberdar oldu. Haberdar oldu. Fetihten sonra askeri tebrik etmesi gereken Peygamber Efendimiz artık o tebriğe bile gerek duymadı. Çünkü daha büyük bir tehlike vardı. Daha önemli bir tehlike vardı. Peygamberimizin o tehlikeye dikkat çekmesi gerekiyordu ve yaptı da. Bunu Ebu Davud nakletmiş. Bakınız. Sünnete karşı ilk darbe girişiminin temeli Hayber fethinde, Hayber kalesinde atıldı. Bakınız Sünen-i Ebu Davud. Sünen-i Ebu Davud 3. cilt sayfa 170, hadis numarası 3050, sayfa 170, hadis numarası 3050. Bakınız müminler, diyor ki, evet, nezilna me'en nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki, Ali kelimesini bırakmıyorlar bunlar. Yani salavatları bile ebterdir yazarken. Oysa sallallahu aleyhi ve sellem diye yazmaları gerekir. Heyber, peygamberle Hayber'e indik. Hayber'e geldik. Ve me'ahu min ashabihi. Onunla beraber bir grup sahabesi de vardı. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yebne Avf, ey Avf'un oğlu. İrkeb faraseke, merkebine bin ve sonra insanlara seslen. Ela innel cennete la tehillu illa li mu'min. Cennet mu'minden başkasına helal değildir. Ve en içtemi'u lissalat. Salat için bir araya toplanınız. Bu şekilde seslen. Gâle feçteme'u summe sellabihim. İnsanlar toplandılar. Summe sellabihim, peygamber onlara namaz kıldırdı. Sellabihimun nebi, peygamber onlara namaz kıldırdı. Summe kam, sonra ayağa kalktı. Bakınız, sonra ayağa kalktı. Fekal, ve buyurdu ki, Eyehsebu ehedukum muttekien ela eriketihi gad yazunnu ennellâhe lem yuharrim şey'en illa ma fi hazel Kur'an. Kad yazunnu, bak, kad yazunnu ennellâhe lem yuhar. Eyehsebu ehedukum, sizden birisi, bakın iyi dikkat edin, sizden birisi, arkasına yaslanarak, zannediyor ki, Allah, Kur'an'ın dışında Allah'ın hiçbir helali yoktur. Yazu ennellaha lem yuharrim şey'en illa ma fi hazal Kur'an. Allah haramın, Kur'an'ın dışında hiçbir haram yoktur. Allah neyi haram etmişse bu Kur'an'da Allah haram etmiştir. Kur'an'da Allah haram etmiştir. Kur'an'ın dışında da hiçbir haram yoktur. Yani helal ve haram ne varsa bu Kur'an'dadır. Peygamber Efendimiz buyurdular. Sizden birisi bu şekilde düşünüyor olacak. Ela bilin ve inni vallah, Allah'a and olsun ki ben kad ve'aztu, size vaaz ettim, nasihat ettim, konuştum ve emertu, emrettim ve neheytu, sizi nehyettim. En eşya, öyle şeylere sizi emrettim, öyle şeylerden sizi nehyettim. İnneha limislul Kur'an. Benim emrettiklerim ve nehyettiklerim bu Kur'an beraberi kadardır. Ev ekser, veya bu Kur'an'da emrolunanlar ve nehyolunanlardan daha fazladır. Daha fazladır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber veriyor. Buyuruyor ki sizden birisi arkasına yaslanarak diyecek ki bu Kur'an'da var olan helal, helaldir. Bu Kur'an'da var olan haram, haramdır. Bunun dışındakileri kabul etmiyoruz. Eğer o gün Peygamber Efendimiz oracıkta buyursaydı, ey falanca bu sensin,
Sen benden sonra bu şekilde inanacaksın, benden sonra bu şekilde düşüneceksin, benden sonra bu şekilde söyleyeceksin. İcabında o ismi söylenecek kişi kalkıp diyecek diye Allah'ın Resulü haşa, kella, ben böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Sen benim hakkımda niye böyle bir şey düşünüyorsun, niye böyle bir şey söylüyorsun? Bu şekilde savunma yapacaktı, hatta Peygamber Efendimiz'i bile suçlayacaktı. Ama Peygamber Efendimiz Hayber Kalesi'nde yapılan kulisler neticesinde atılan bir temeli, bakın, geleceğe yönelik haber veriyor, işaret ediyor ve ömrünün son günlerinde buyuruyor ki bana bir kalem kağıt getirin. Size öyle bir vasiyet yazdırayım ki ondan sonra delalete düşmeyesiniz. İşte Hayber Kalesi'nde söylediğini, ömrünün son senesinde kalem kağıt kırtas hadisesindeki kalem kağıt istiyor vasiyet yazdırmak için. Birisi kalkıp diyor ki hasbuna kitabullah, bize Allah'ın kitabı yeter. Yani Allah'ın kitabında ne varsa o bizim kabulümüzdür. Allah'ın kitabı bize yeter diyerekten peygamberin sözüne ve sünnetine karşı çıktı. Peygamberimiz bunun haberini nerede vermişti? Hayber Kalesi'nde vermişti. Sünnete karşı darbe girişiminin temeli nerede atıldı? Hayber Kalesi'nde atıldı. Vakit yetmedi. Kardeşlerim, bir sonraki programda kaldığımız yerden Kadiruhum hakikatlerine devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه